Merhabalar sevgili seyirciler. Yeni bir haftada tekrar sizlerle beraberiz. Yine çok değerli bir konuğum var bu hafta. Edebiyat dostu, hikayeci yazar Bekir Tuncer Salihoğlu. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Hamdolsun, şükürler olsun. Çok teşekkür ediyorum. Beni kırmıyorsunuz. Nesrin İstanbul sizlerle var oluyor. Hocam, hikayeci yazar dedik. Size sorulacak en iyi soru sanırım ilk olarak. Hikayeyi bize anlatır mısınız hocam? Uzun zamandır ilk defa programımızda bir hikaye yazarıyla beraberiz. Bize hikayeyi anlatabilir misiniz? Hikaye nedir hocam? Yani hikayeyi bir daire şeklinde düşünürsek, bu dairenin bir parçası hikaye. Yani dairenin komplesini roman olarak kabul edin, hayatı bütününü kabul edin, hayatın parça parça, hatta şöyle diyeyim, bir portakal diliminin bir parçası hikayedir. Örneğin hayatımızı yazamayız ama şu an buraya gelirken şahit olduğumuz bir olayı hemen hikayeleştirip yazabiliriz. Bir zaman dilimini anlatmak, yazmak, kaleme almak hikayedir. Bu herhangi bir olay için geçerli değil. Anlam içermesi gerekiyor, değil mi hocam size göre? Muhakkak, yani hikayenin yazılış gayesi var elbette. Bir şeyler anlatmak, olay anlatmak, kelime zenginliği koymak, anlayan ve anlatan kişi, yazan kişi okuyanlara hoş vakit geçirecek ve gizli de olsa yazılış gayesine yönelik bazı dersler de verebilir. Yani gizli de olsa diyorum, süt içerken içerisinde nasıl yağ varsa, içerisinde bir takım vitaminler varsa, proteinler varsa, okuyan kişi de yani iyi ki okumuşum, güzel bir hikaye demeli. Yoksa ben bunu okudum ama içim karardı diye yazılan yazılar da var elbette. Az önce bahsettiğiniz bir olay gibi çok yakın zamanda yaşadınız ama sizi bunun belki hikayeye dönüşecek değil mi? Belki bir sonraki kitapta bu da yer alacak. Muhakkak. Sizi etkilemesi gerekiyor mu hocam bunun hikayeleşmesi için? Şimdi bu biraz da alıcılara bağlı. Yani bizim antenlerimizin güzel almasına bağlı. Çok hadiseler var. Görmez geçeriz. Halbuki önemlidir. Alıcılarımızı açarsak bu önemlileşir. Önemlileşir. Mesela yani bir örnek vereyim ben size. Ümraniye'de arkadaşlar beni toplantıya çağırdılar. Bir konferansa dinleyici olarak geldim. Fakat dikkatlerini çekmiş ki bir arkadaş kulağıma fısırdadı. Dedi ki, Bekir Bey söz hakkı verecekler. Bir 5-10 dakika konuşur musun? Hay hay dedim. O esnada konuştuğum bir arkadaşın bana anlattığı olayı hikayeleştirdim. Ben hikaye anlatırım, hikaye yazarım dedim. Madem 5-10 dakika söz hakkı verdiler, hemen onu hikaye olarak canlandırdım ve anlattım. Ve yanımdaki edebiyatçı arkadaşlar, şair ve yazarlar vardı. Onlar da dediler ki aynı zamanda Bekir Bey hikaye yazarı olduğu kadar aynı zamanda güzel bir hikaye anlatıcısı dediler. Yani çok basit gibi gördüğünüz olay, hadise size yazar tarafından ve anlatıcı tarafından çok daha güzel ve önemli olduğunu hissettirebilir. O açıdan yani benim kitaplar, benim hikayeler hissettiriyor. İçerisinde bir gizli bir ruh var yani. Bir sanatçı duyarlılığı da var söz konusu olan. Yani biz de aynı şeyleri yaşıyoruz ama biz sadece o an yaşıyoruz, sonra da önümüze dönüp hayatımıza devam ediyoruz. Fakat siz orada farklı bir gözlemle, değil mi? Doğru. Ya siz onu unutmuyorsunuz. İşte sanatçı duyarlılığı dediniz de hani bir ressam bir ağacın arkada görünmemesi gereken yerlere yansıyan ışığı resme verebilir. Evet. Ve onu ayrıntıda sanatçı olduğunu görürüz. Aynı zamanda sizin gibi program yapımcısı ve sanatçı arkadaşlarımız da bizim vay be basit dediğimiz şeyleri çok rahat görüp hissedip onu sahneye yansıtabiliyorsunuz. Ve sanatçı sanatçıdan anlar. Dışarıdan seyredenler de görenler de ona göre notunu verirler. İşte biz de hikaye yazarken bu ayrıntılara dikkat ederiz.
Yani kişinin farkında olmadan bir el kol hareketi veya böyle bir hareketi, aslında şu hareket ona çok şey anlatıyor. Veyahut da şu hareket, hikaye yazan bu hareketi kaçırmaz. Bu hareketin ne olduğunu yazar, hissettirir. Yani okuyan da onu anlar zaten. Hocam yorulmuyor musunuz? Sürekli düşünen beyinler, sürekli gözlemleyen gözler var. Yorulmuyor musunuz? Eminim gece yatarken de düşünüyorsunuzdur, değil mi? Yani gece yatarken dediniz. Sanatçılar aslında zaten gece uyumaz. Ben de onu söyleyecektim. Gecenin bir bölümünde uyumuyoruz. Yazarken dinleniyoruz. Okurken dinleniyoruz. Ve inanın hikaye okurken ve yazarken kendimi kazançlı hissediyorum. Aynı zamanda sanki beden eğitimi, vücut hareketi yapmış da kendimi dinç hissetmiş gibi yazarken ve okurken de kendimi rahatlamış, dinç hissediyorum. Hele hele yazdıktan sonra kalemi koymak veya klavyeyi kapatmak, oh be güzel bir hikaye olacak galiba demek var ya, çok harika bir duygu. Peki sadece kendi yazdıklarınızı mı okuyorsunuz, yoksa başka hikayecilerin de ne yazdığına bir bakalım, onlar hangi tekniği kullanmışlar, nelerden etkilenmişler, bir esinleme, bir alıntı oluyor mu bunlar? Muhakkak. Şimdi ben şöyle bir örnek vereyim. Mehmet Terzi, Karslı bir koşucumuz, maratona katılmıştı. Arkadaşlarıyla yarışmada koşuyorlar. Karşılarında rüzgar geldiği zaman yanındaki arkadaşın arkasında koşuyor. Onu ön tarafa çıkartıyor. Onun rüzgarını kesmesi dolayısıyla arkada koşuyor. Rüzgar bittiği zaman da süratlenip onun önüne geçiyordu. Şimdi yazmakta da yanımızda, yanı başımızda ve daha önceden yazmış olan yazarlardan haberimiz olmalı. Ne yazdıklarına bakmalıyız. Bakmalıyız ki koşuda olduğu gibi geride kalmamalıyız. Bir adım da öne çıkabilmek için nasıl bir teknik, nasıl bir yorum ve nasıl bir yazış şekli, onu muhakkak göz önüne almamız lazım. Taklit etmekten korkar mısınız? Çekilir misiniz? Yani ilk zamanlar taklit olabiliyor ama fazla etkilenirim. Yani, endişesi taşır mısınız? Tabii sanatçıların veya yazarların son olgunlaşma döneminde korktukları bir şeydir. Yani filan yazarı taklit etmiş demiş olmak, aslında ondan korkarlar, çekinirler. Fakat başlangıcında ilk yazmaya başlayan gençlerin için taklit etmesinler. Yani taklit edecekler ki taklit ettikleri kişi bir adım, iki adım öne geçebilsinler. Geçebilme yarışı yapsınlar. Yoksa şu anda mesela bir yeni nesil yayın, Moral FM yayın grubunda editör çalışan bir abimiz kitabımı aldı, okudu, telefon açtı, bana şöyle bir cümle sarf etti, yani nakletmekte bir mahsur yok galiba. Şu an Türkiye yeni bir Ömer Seyfettin kazanıyor dedi. Bunu telefonda söyledi. Yani karşılaştığımız zaman da söyler. Şimdi elbette Ömer Seyfettin'i taklit etmedim ama derece vermek açısından kıyaslanabiliyor. Hocam burada Ömer Seyfettin sadece bir kriter olarak kullanılmış galiba, değil mi? Yani çok okunan anlamında. Çocukların çok okudu. Gençlerin ve çocukların ve her yaştaki insanların okuyabildiği yazar olarak, kriter olarak ele alınmış. Yoksa üniversite seviyesinde bir öğretim üyesi benim hikayemi alıp da başka bir, yani Rus yazarıyla kıyasladığı da oldu. Ama o kıyaslamalar henüz erkendi. Bunu ileride zaman verecek, o zaman notunu verecek. Ancak bahsettiğim Ömer Seyfettin hadisesi, Ömer Seyfettin'i hem çocuklarımız, hem gençlerimiz, hem de büyüklerimiz çok rahat okuyabiliyorlar. Ömer Seyfettin'in şöyle bir özelliği de var. Biz çocuk yaşlardayken okuduk ama geleceğe yönelik, hani beynimizde hep iyi şeyler bıraktı Ömer, evet, Seyfettin, değil mi? Hep, evet, olumlu izler bıraktı. Evet. Romanlarında genellikle olumlu. Olumlu, doğru. Değil mi? Yani bir çocuğun eğitimi açısından da güzel hikayelerdi aslında. Evet. Ders verici şeylerdi ve hala da unutmuyoruz. Doğru. Aslında iyi yerden yakalamışsınız. Ben de şu an yazmış olduğum hikayelerin hemen hemen hepsinde güzel şeyler
Yani insanları okudukça iyi şeylere yöneltebilmek, iyi duygular verebilmek. Yani yaşamaktan soğutan, moral bozucu veya insanları birbirine düşman yapan duygu ve cümlelerden ve olaylardan kaçınıyorum mümkün mertebe. Çünkü o kadar güzel olaylar, hadiseler yaşanması gereken durumlar var ki kötülere sıra gelmiyor zaten. Ama zaten çocuk belleklerinde, çocuğun dağarcığında iyi şeyler ekmek lazım. Evet. Onun sağlıklı bir birey olabilmesi için, sağlıklı bir nesil gelmesi için, değil mi? Doğru. Doğru. Bir Bakırköy'de Anadolu Lisesi'ne davet ettiler. Orada konuştum. Önce kitaplarım gitti, ben gitmeden. Kitaplarımı çocuklar göğüslerine basa basa geldiler. O kadar ki ellerinde sallaya sallaya değil, göğüslerine bastırarak geliyorlar. Burada çocuklar, gençler aslında hikayeyle bütünleşmişler. Yani oradaki gözleri gülüyordu, tebessüm ediyorlardı. Okuduğumuz hikayelerin yazarı gelmiş diye salonu hınca hınç doldurdular. Tabii ben de onların zamanlarını güzel geçirmesi açısından güzel şeyler anlattım. Bir toplantınıza katılmıştım. Birebir hatırlıyorum. Sonra o güzel duygularla öğrenciler yöneldiler. Yani okuyan, anlatan ve yazana göre karşısındaki gençlere ve çocuklara ve büyüklere bir şeyler vermişse, güzel duygular, hareketler vermişse ve onu güzele yönlendirmişse yazılış amacı gerçekleşmiş oluyor zaten hikayenin yani. Hocam bir sorum olacak. Öyküyle hikaye arasında fark ne? Şimdi öykü var mı? Daha doğrusu var mı? Onu anlatayım. Öykü tabirinin çok geçmişi yok. Yani şurada 50 yıla kadar dayanan bir şey. 50 yıl öncesi hikaye diye adlandırılıyor ve 50 yıldan sonra da öykü diye adlandırılıyor. İsmini mi değiştirdiler hocam? Yani öykü biraz daha kulağım hoş geliyor. Modern mi geliyor? Biraz modern geliyor. Biraz da hikaye deyince geçmiş bizim Orta Çağ döneminde veyahut da tahkiye ismiyle dedelerimizin bize hikayeleştirdiği hadiselerden soyutlamak açısından bunu kullanmış olabilirler. Yani öykü deyince biz kişinin 50 yıl içerisinde yazmış olduğu hikayeler anlamı taşıyor. Ama hikaye deyince biraz da geçmişe yönelik anlatılacak şeyler düşünülebilmiş olabilir. Tabii biz hikayeciler olarak ne öyküye ne de hikayeye tam sahiplenip diğerini kullanmama gibi bir kastımız yok. Hatta bir hikayecimiz demişti ki, Necati Mert, burada saygıyla anıyorum. Kızım olsaydı adını öykü koyardım. Yani kendisi hikaye yazıyor, hikayeciyim diyor ama kızım olsaydı ismini öykü koyardım diyor ki daha sonra bu cümleden hareketle midir bilmiyorum. Necip Tosun, hikaye üzerine yine kitaplar yazan, eleştiriler yazan, tavsiyelerde bulunan Necip Tosun hocamız da kızın ismini öykü koymuş. Aslında pek bir fark yok. Yani. Yok. Aynı şey. Yok, aynı. Kullanıcıya göre değişir. Örnek vereyim, Mustafa Kutlu bizim son 50 yılla damgasını vuran bir yazarımız. Evet. Yani üstadımız. Hı hı. Mustafa Kutlu'nun öykü diye kullandığını ben hatırlamıyorum. Ama yine bu yılda 2016'nın Edebiyat Ödülünü Cumhurbaşkanımızdan aldı. Öykücü olarak değil de hikayeci olarak diye anlatıldı. O şekilde bahsedildi. Gelenekçi bir yazar mı hocam? Muhakkak gelenekçi bir yazar. Sevilen bir yazar. Günümüzde herkes onu okuyabiliyor. Hatta eserleri televizyona da çevriliyor. Yansıyor. Senaryolaştırılıyor. İsmini çok duyuyorum hocam bu arada. Evet. Edebiyat çevresinde. O mesela hikaye ismini kullanır. Öyküyü pek kullanmaz. Ama bunda bir kasıt aramayız yani. Evet. Hocam ben çakı çakmak ayna tarakta daha yoğun. Diğerini daha birebir almadım. Sizin hikayelerinizde kahramanlara bakınca veya olaylara bakınca siz birebir yaşadığınız olaylardan çok etkilenme var değil mi? Sizin tarzınız bu mu? Yani tarzımız bu. Bu böyle mi gidecek? Yani
birinci kitaptaki aynen tarz devam ediyor değil mi? Yaşadığınız olaylardan etkileniyorsunuz. Şimdi tarzım bu, bana ait olan bir şey. Başka yazarda ben bunu rastlamadım. Siz bana bir olayı anlatsanız, ben bunu hikayeleştirsem bile sanki o anlatılanda ben varmışım gibi onu o elbiseyi giyerim. O elbiseyi giyerim. Yani bu şundan kaynaklanır. Ben tiyatro çalıştım. Aynı zamanda tiyatro oynadım. Piyes yazdım ve oynattım. Yani yönetmenliğini yaparak oynattım. Oynadığımız kişinin urbasını üzerine giymemiz gerekiyor. Ve o haleti ruhiye içerisinde bulunmamız gerekiyor ki seyirciyi mıh gibi orada tutabilirim. Orada seyrettirebilirim. Şimdi hikaye yazarken de sanki benim başımdan geçmiş gibi yazmam gerekiyor ki okuyan kişi başından sonuna kadar kitabı kapatmadan okuyabilsin. Uğur Can Bolat arkadaşımızın burada kulağını çınlatalım. Kendisine sevgiler yolluyorum. Evet, o da bir program yapımcısı. Abi dedi ya ben kitabı aldım okudum başladığımla bittiğim arasında ne kadar süre geçti bilmiyorum dedi. Kitabı evirdim çevirdim bitmiş. Sonra sayfaları karıştırıyorum. Acaba burayı okudum mu okumadım mı diye sayfalara bakıyorum. Hepsini okumuşum. Yani ne çabuk sürede bu kadar kitabı okudum ben de hayret ettim dedi. Buradan şunu çıkartıyorum. Gerçekten yaşamış gibi yazarsak okuyan da sıkılmaz. Çok kişiden hatta hayatında hiç kitap okumamış kişilerden de buna benzer cümleler duydum. Bu beni sevindiriyor. Yaşamış. Bazen acıklı olsa bile. Yani. Evet. Ama genelde dilinizde bir espri var değil mi? Muhakkak. O espri konuşurken de, espri var. Yazarken de şırasını fazla kaçırmadan araya serpiştiriyorum yani. Bazı acıklı hikayelerin dışında genelde esprili bir dil kullanıyorsunuz. Burada evet. Çocuklara hitap ettiğiniz için mi yoksa genelde hani büyüklere de hitap ettiğinizde de aynı dil söz konusu yani olur bu mi? Nükte bizim köy yerlerinde, aile sohbetlerinde, yoldaki sokakta hatta bir çay içerken bile arkadaşlar arasında sürekli yani bizim yapımızda var. Bizim Türk insanının yapısında var. Anlatamadığımız şeyi nükteyle anlatırız. Espriyle anlatırız. Yani dolayısıyla bu esprili halde çok fazla kaçmamak üzere yazılara serpiştirdiğim oluyor. Doğru. Hikayelerinizin kahramanlarını kimlerden seçiyorsunuz mesela? Yine hayatın içinden mi diyeceğiz? Yani hayatın içinden de kimi zaman bir çocuk, 12 yaşında bir çocuk, kimi zaman bir hasta, kimi zaman da unutulduğunu düşündüğümüz bir yaşlı. Yani kendisi 70 ve 80 yaşlarında olan bir yaşlımızı da rahat hikayeleştirebiliyorum. Hani bunu kurgu anlamında mı? Kurgu anlamında. Hikayeleştirirken birlikte bu yaşlının çektiği acı ve çileleri hissetmediğimiz, bizim görmediğimiz acı ve çilelerini aktarabilmek. Bu hikayeyi okuduktan sonra he, demek benim dedem de vardı. Dedem de aynı durumları çekmiş. Ben farkında değilim. Yani mesela bir yaşlı halayı anlatıyorum, neneyi anlatıyorum veya dedeyi anlatıyorum. Onun yenmemiş bir elmayı sakladığını ama saklayıp da al oğlum bu elmayı ye diye sana verdiğini küçük çocuklar bunu anlayamaz. Anlayamaz. Çünkü çocuk elmayı alır almaz hatır otur yer. Halbuki işte o nenesinin veya halasının o elmayı katır kutur yiyecek dişleri yoktur. Dişlerinin olmadığını olmayan hala, nene ve dedelere yardımcı olunmasının gerektiğini bir anneyi anlatırım örneğin. Anne elmayı rendelemiştir, tabağa koymuştur, güzel bir şekilde annesine ikram etmiştir. Annesi de hay kızım Allah razı olsun benim dişlerimin olmadığını sen biliyorsun ben bu elmayı rahatlıkla yiyebilirim diye onu rahatlıkla yer ve duasını eder. Hani bir parça daha anlatayım. Geçtiğimiz Kurban Bayramı bir yaşlı zata et götürmem gerekiyor. Ama
eti de yiyemediğini biliyorum. Yiyemediği için de çok canının çektiğini biliyorum. Vücut da istiyor, vücudun da ihtiyacı var. Evdekilere tembih ettim. Dedim ki bunun kıymasını veya kavurmasını böyle yavaş 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 suyunu çeke çeke lokum gibi pişir. O eti lokum gibi pişirttim, götürdüm, kendisine ikram ettim. Ve bana dedi ki hayatımda yediğim en güzel et. Ve şu an telefonlaşıyoruz, konuşuyoruz sık sık ve beni o götürdüğüm o yaşlı amcaya, 75 yaşında dişleri olmayan yaşlı amcaya götürdüğüm etle birlikte beni hatırlıyor. Yahu o Kurban Bayramı'nda getirdiğin et var ya, ne kadar güzeldi be, diyor. Aslında etlerin hepsi güzeldir. Hepsi güzeldir. Fakat onun pişirilmesi, onun dişinin olmadığını düşünerek lokum gibi pişirttim ya, ondan dolayı. Yiyebildiği için. Yiyebildiği için, evet. Yiyebildiği için. Şimdi bunu eğer ben bir yaşlıyı, bir genci veya bir çocuğu hikayemde konu etmişsem, örneğin genç birini de konu etmişimdir. Genç birini konu etmişken onun hissettiği ve duyduğu veya duymayı hissettiği duyarlılığını babalarına ve annesine anlatmak istemişimdir de ondan. Babaları ve annesi o genci, o yaşlı kendisine benzetirler. Sık sık siz ne biçim gençsiniz be, ben senin yaşındayken diye başlarlar ama o duyarlılığı ona hissettiririm yani. Peki bu kadar duyarlılık içerisinde şöyle şu konuda ne düşünüyorsunuz? Eskiden büyük aileler vardı, büyük dedeler, büyük babaanneler, büyük evler, o çocuklar sevgiyle büyürdü. Evet. Ama maalesef şu günümüzde çekirdek aile diye bir söylem çıktı. Herkes evet. Bunun peşinde. Ama çocuklar sevgisiz ve yalnız büyüyor. Evet. Bununla ilgili hiçbir hikaye yazayım. Çocukların böyle bir istekleri varsa dile getireyim. Anne babalara bir örnek teşkil etsin. Hani çocuklarına, büyüklerine götürsün, getirsin. Yani sevgi içerisinde büyüsün. Böyle bir şey oldu mu hiç sizde? Yani bir hikaye yazdım. Evladım benim diye. Hikayeyi okuyan arkadaşların farklı farklı yansımaları oldu. Konu ettiğim arkadaşın babası aradı. 6 yıldır bizimle görüşmeyen evladımızı görüştürdüğün için sana çok teşekkür ederiz dedi. Gerçekten. Bu gerçek diyorum. Bu hikayeyi okuyan arkadaş 6 yıl babasının annesine küs kalmış. Hikayeden sonra anneler gününde gitti annesinin babasının elini öptü geldi. Yine aynı hikayeyi okuyan bir fabrikada iş yerinde çalışan ev hanımı bir bayan dedi ki Bekir Bey bu hikayeni gözyaşı içerisinde okudum. Hikayede konu geçen kayınbabama bakış açım farklılaştı. Şu an bize geldiği zaman evde ona gayet güzel davranıyorum. Hizmet ediyorum. Hizmette kusur etmemeye çalışıyorum. O geldiği için de dedem gelmiş, babaannem gelmiş diye çocuklarım mutlu oluyor dedi. Artık bu hikayeden sonra benim kaynata yani kaynana ve kayınbabaya bakış açım değişti dedi. Şimdi ben mutlu olmaz mıyım? Hocam bu o zaman bahsettiğimiz şey sanatçıya sorumluluk da yüklüyor. Elbette işte. Güzel bir sorumluluk yüklüyor. Elbette. Ben okuyan kişiye yani şu kitapları yazmışsam okuyan kişi de zamanını harcamışsa bu zamanda çocuk da olur, genç de olur, yaşlı da olur. Hiç fark etmez. O harcadığı zamanda güzel duygular vermeliyim. Evet. Yani bunu oh be şükürler olsun demeli. Çünkü bir lokantaya gidiyoruz, yemek yiyoruz, karşılığında bedel de ödüyoruz. Yemek güzel değilse suratımız ekşiyor. Güzelse ne güzel yemek, ben bir daha geleceğim diyoruz. Yani hikaye okumak veya roman okumak da aynı bu gibi. Biz güzel kaplar içerisinde hikayemizi veriyoruz okuyucuya. Okuyucu da aynı şekilde demeli yani. Zamanını kaybediyor. Uykusuz kalıyor. Hikayenin genelinde soramadığımız soruların cevabını alıyormuşuz gibi geliyor. Doğru mu? doğru. Hikaye... Gülerken düşündüren Nasrettin Hoca bari bir... söylem oldu ama sizin evet. Hikayelerinizden anladığım kadarıyla böyle bir şey var.
aslında. Boş hikayeler değil. Değil. Doğru söylediniz. Yani ben biraz da yazarken de demin sütün içerisindeki yağ gibi dedim. Veyahut da süt içmesini sevmeyen çocuklara bazı anneler muhallebi yaparlar, verirler. Anlatmak istediğimiz çok şeyler olabilir. Ama bunu muhallebi yaparak gençlere ve okuyucularımıza sunuyoruz. Ama bunun yanında şöyle de denebilir. Yani bu savunanlar da var. Yazının içerisinde mesaj olmaz gibi. Yazı mesaj yüklü olmaz gibi düşünenler de olabilir. Burada olur ki, mu hocam? İlla ki. Yani okuyana bir şeyler vermeli yani. Hocam. Vermeli. Çünkü böyle sorularla karşılaşıyoruz. Ben acaba dozajı mı fazla kaçırıyorum diye de sorduğum geldi ki bunu... Bununla ilgili hiçbir tepki aldınız. Hayır, mi? Hayır. Olursuz. Hayır. Ben bunu sadece soru sorulmadı ama normalinde açıklamak durumundayım. Çünkü yazacak, yazmaya hevesli olan kişiler mesajlı yazı olmaması lazım gibi peşin bir hüküme kapılabiliyorlar. Ben kesinlikle buna inanmıyorum. Elbette. Bahsettiğimiz sorumluluk bilinci. Yani ben bu süratimi alamadım. Üstad Sezai Karakoç'a da sordum. Yani. Hocam yazdığımız yazılarda mesaj olunmaması gerektiğine dair bazı düşünenler var. Böyle söz sarf edenler var dedim. O da dedi ki biz o zaman 50 yıldır boşa mı yazdık? Yani. Mesaj derken herhalde siyasi mesaj. Hayır hayır. Zaten siyasi ite girelim. Yani, onlardan bahsediyorlardır. Çünkü diğer türlü mesaj o anlamı, yazıyı anlamlı kılmaz. Elbette. Hani okursunuz ama hiçbir şey vermez size. Ben bilmiyorum. Bu söyleme çok karşıyım. Karşısın, evet. Zaten az önce bahsettiğiniz hikayelerde de karşılığını görmüşsünüz. Görüyorum. Direkt, görüyorum. Birebir. Görüyorum. Olumlu yanlarını yaşıyorsunuz. Elbette. Yani mesela yolda gelirken bir arkadaşa programa geleceğimi sarf ettim. Dedi ki ressamlar ve yazarlar öldükten sonra gerçek değerlerine sahip olurlar değil mi dedi. Bunu söyleyen arkadaş... yola çıkmama yakın bir zamanda marangoz bir arkadaşımdı. Sevdiğimiz bir arkadaşımız. Sanatçı yani o da sanatkar aynı zamanda. Hı-hı. Ben dedim haklısın. Öldükten sonra gerçek değerlerine sahip oluyorlar. Ama şunu söyleyeyim. Benimki uzun sürmüyor. Yani sağ olsunlar okuyanlar bana geri dönüş yapıyorlar. Yazıların ve hikayelerin gerçek değerini bulabilmesi için ölmem gerekmiyor. Hocam o eskidendi belki hani yıllar alıyordu ama şu anda teknoloji o kadar ilerledi ki yayılması, okunması hızla. Hani biraz da şey var hani beni oku veya kitabımı oku diye bir kitap var okuyorsun karşılığını hemen alıyor. O eskidendi diyorum ben. Şimdi sanatçıların daha değer gördüğüne inanıyorum. İnşallah da böyle güzel olacak. İnşallah. Dahası. Hocam bir hikaye alalım sizden. Ne kadar hikayeden bahsetmişken. Anlatalım. Hangisini anlatalım? Çakı Çakmak'ta yer alan bir hikaye var. Kanamalı Hasta. İlk kitabınızda. İlk kitabımızda Kanamalı Hasta. Aslında Kamber'i daha önceki bir programınızda anlatmıştım. Tekrar olmasın, yeni bir şey olsun ve sizin yüreğiniz eridi. Çok üzüldüm. Size kıyamam ve yüreğiniz erimesin ama bir Kanamalı Hasta'yı anlatalım. Tamam, arkadaşlar bir fonda verebilirlerse ben anlatırken daha güzel olacağını tahmin ediyorum. Bu kitabımızda değil mi? Evet. Çakı Çakmak aynı atarak. Kitabımızda. Bir Kanamalı Hasta. Hocam gene acıklı olmasın. Yani ben notunu vermeyeyim de tamam. Dinleyenlerimiz ve seyredenlerimiz versinler. Dinleyelim hocam. Evet. Sabri babasının yanında çalışıyor. Konfeksiyonda çalışır. Konfeksiyondakiler genellikle bodrum kattadırlar. Ya maliyeden kaçınmak veyahut da elektrik sarfiyatını azaltabilmek açısından. Belki de çalışanların kendilerini işe vermeleri açısından. Sabri'yi babası okutmadı. Okutmak istemedi. Kendisine göre elbette fikirleri vardır. Kendisi de okumamıştı.
Okumadığı için de kendisini hep okuyanlarla kıyaslardı. Ya öğretmen olmuş, neyi var ki? Bak ben okumadım, konfeksiyonda çalışıyorum, evim var, arabam var. Eczacı olmuş, 15 yıl okumuş, benim kadar malı mülkü yok gibi okuyanları sürekli tenkit eder şekilde konuşurdu babası. Sabri, cumartesi pazarı haftanın her günü konfeksiyonda. Daha gençliğine doymadan, gençliğine adım atmadan everdiler. Sabri'nin güldüğünü ancak düğün zamanı fotoğraf çekinirken gördüm. Babası duramaz, cumartesi pazar eve de konfeksiyon aletlerini getirir, malzemelerini getirir, evde düğmelerini diktirir veyahut da sarkan ipliklerini söktürür. Yahu baba, eve de getirmek zorunda mısın? Evde hiç uzanıp yatmayacak mıyız? Mahalleye çıkıp arkadaşlarımla top oynayamayacağım diye babasına serzenişte de bulunsa da babasının aşırı iş düşkünlüğü onu işe yöneltir. Apar topar evlendirdiler dedim ya, eşi hamile. Eşi de çalışıyor konfeksiyon atölyesinde. Zavallı kadın hamile halindeyken yemek pişirir, içeriği süpürür, iplik diker, düğmeyi söker veyahut da sökülmüş olan iplikleri toparlar. Kadın ağır işe dayanamadı. 7 aylıkken doğum yaptı. Atölyeden yetiştirdiler hastaneye, koştura koştura. Ha, paraya ihtiyaçlarım var. Değil. Babası bahsettiğim gibi varlıklı. Genellikle Kurban Bayramı'nın üçüncü günleri kurban keser. Birinci, ikinci, üçüncü günler ziyaretçiler gelir bayramlaşmaya. Et pişirmeyelim, önlerine koymayalım da kurban eti bize kalsın diye. Bir düşüncesi de üçüncü bayram kurbanlık hayvanlar ucuzlarmış. Ucuzlayan kurbanlık hayvanlardan aldığından dolayı der. Yani göz açıktır ha. Sabri benim yeğenim. Sık sık giderim yanına. Ama gittiğim zaman elime sarılır. Dayı ne olur? Sık sık gel. Sen gelince kendimi rahatlıyorum. Seninle konuşuyorum ya. Biraz rahatlıyorum der. Ben de onun o bakışına karşı bana diktiği ne olur gitme veya sık sık gel diye söyleyen gözlerinin içindeki anlama bakarım ve ara sıra gelirim. Ama benimle konuşurken de bir taraftan makineye basar. Zız, zız, zız. Çünkü burada iş vardır, işi yetiştirmek durumundadır. Yoksa babası oradan bana ters ters bakabilir. Niye bu kadar çok sık geliyorsun der gibi ters ters bakabilir. Ben de onun o bakışını görmemek için seyrek gelirim. Ama çocuğun da gittiğim zaman makineyi kapatmasını istemem. O devam eder. Zız, zız, zız. Bir gün bir telefon geldi. Sabri hastalanmış. Hastaneye yetiştirmişler. Yedikule'de Göğüs Hastalıkları Hastanesi. 4. kat. 3. kat 4 numaralı klinik, 22 numaralı oda. Koştum gittim. Evet, Sabri kurumuş, zayıflamış. Annesinin anlattığına göre 3 leğen kan kusmuş. 3 leğen. Ihlamur içirmişler. Hastalığını yükselttiği zaman doktora götürmemişler. Çok para gider diye. İlaç almamışlar. Babasının biriktirdiği paralar azalmasın diye. Annesi habire ıhlamur kaynatıp vermiş. Meğer sıcak içecekler de çocuğun hastalığını depreştirmiş. Yani hastalığa iyi gelmiyormuş sıcaklık. Kan aktığı zaman soğuk yiyecek ve içecekler veriliyormuş. Bunlar habire basmışlar ıhlamuru. Bir geldim ki çocuğun yanakları çökmüş. Gözleri içeri kaçmış, etrafları siyahlaşmış. Gırtlağı meydanda yutkunurken bir ileri bir geri geliyor.
odadan girdim, zaten kapıyı gözlüyor. Kapıda kim gelecek diye bakınıp duruyorlar. Odadan girdim, içeride 5 tane ranza. Hepsinin üzerinde gençler. Gençler de hastalar. Sanki dışarıda levha var. Bu odaya zayıf insanların haricinde kimse giremez gibi bir seçenek var da zayıfları seçmişler de koymuşlar. Yan yana yatan 5 kişi. Hemen gözlerimle arasından yeğenimi yani Sabri'yi seçtim. Beni gördü, el etti. Gel anlamında. Beni görür görmez hemen ağzındaki maskeyi kapattı. Öyle tembih etmiş doktorlar. Maskeyi kapattı, yanına oturdum. Başladı anlatmaya. Hastaneye geliş sürecini, evdeki rahatsızlığını, hastaneye getirirken arabada kusmalarını, kan çıkarmasını, önce az sonra onu oluk akmasını anlatmaya başladı. Ya sus, yeter, ben anlıyorum desem de yok, ev sahibi ya, dayısı gelmiş ya. Elini atıyor, hemen dayısına ev sahibi gibi yardımcı oluyor. Oturacağım yeri hazırlıyor. Önce o konuşacak. Ev sahibi ya. Susturdum. O gün Arife'ydi. 5 tane hasta. Hastaların ellerinde tetris. Kimin ellerinde gazete kağıdı bulmaca dolduruyor. Kimisi telefonla uğraşıyor. Hepsi vakit geçiriyorlar. Ben o 5 hastayı yan yana gördüm ya, boş durur muyum? Onlara güzel hikayeler, güzel duygular, güzel şeyler anlattım. O gün Arefe. Akşam gece geç vakte kadar beraberiz. Güle oynaya konuştuk. Telefon geliyor. Ağabey, ben verem oldum, yatıyorum. Abla, verem hastanesindeyim. Allah Allah. Ya kardeşim öyle konuşulmaz. De ki ben tüberküloz olduğumu doktorlar teşhis etti. İnşallah geçer. De. Hayır. Aylardan beri, yıllardan beri konuşmamış olan annesine veya babasına, küs olduğu kişilere konuşmaları gerektiğini söyledim. Barışmaları gerektiğini ve telefon etmelerini. Ama gelen telefona da hemen sarılıyorlar. Sanki bir rütbe verilmiş gibi. Verem oldum, yatıyorum. Tabii bunları kendilerine söyledim. O gün geç vakte kadar hepimiz uzandık. Ertesi gün bayram. Şehir bayram yapıyor. Kucaklaşıyorlar, el öpüyorlar. Sabah erkenden ezanla birlikte camiye koştum. Hastaneye yakın bir cami. Namazımı kıldım, duamı yaptım. Ya Rabbi, şu büyük şehirde, büyük büyük hastanelerde nice hastalar var. Şifa bekleyen hastalar var. Sen Şafi'sin. Senin 99 isminden bir tanesi de Şafi'dir. Kulun Muhammed aşkına Şafi olan Ya Rabbim, bunlara şifa ver. Dua ettim, bayram namazını kıldık, yola çıktım. Hemen bir çiçekçiye uğradım. Bir buket çiçek aldım. 1 şişe kolonya, 1 kilo da şeker. Kucağımda, adımlarımı hızlandırdım. Doğru 22 numaralı odaya. Baktım hepsi yatıyorlar. Ses etmedim. Biraz sonra kapıda, koridorda yemek dağıtan hemşire hanımın, hasta bakıcıların sesleriyle birlikte uyandılar. Tak tuk sesleriyle. Yataklarından doğruldular. Hepsiyle bayramlaştım teker teker. Kolonyamı, şekerlerimi ikram ettim ve çiçeği de odanın görkem bir yerine koydum. Ellerine telefonları verip, hadi bakayım annenizi babanızı arayın. Hele hele özellikle şimdiye kadar küs olduğunu kişileri arayın. Ararken de sakın verem hastanesinde yatıyorum, verem oldum demeyin. Doktorlar tüberküloz olduğumu söylediler. İnşallah geçecek diye söyleyin ve kısa sürede geçecek eminim dedim. Hepsiyle bayramlaştık. Baktım açık kapıdan gün tepeye gelirken
birer ikişer ziyaretçiler gelmeye başladılar. O da biraz daha şenlendi. Bu arada Sabri'nin annesi de geldi. Yani ablam. Devri ona teslim ettim. Bak dedim, Sabri'ye güzel şeyler anlattım. Morali iyi. Sakın evdeki tartışmaları, işteki krizleri, parasızlığı, kocanla arandaki tartışmaları anlatma ha sakın. Bazı şeyleri de tembih ettim. Gittim. Yola çıktım. Evime gittim. Tabii sabahleyin babalarıyla bayramlaşmayı bekleyen çocuklar, haçlık bekleyen çocuklar da beni yataklarında bulamadılar. Çünkü hastanedeydim. Eve gittim. Geç de olsa haçlıklarını verdim, bayramlaştım. Gözlerinden öptüm. Uyumam gerekiyordu. Uzandım. Uyuyorum. Bir telefon. Eyvah! Israrlı bir telefon. Baktım telefona, ablam. Yetiş! Sabri çok kan kaybetti. Acilen kana ihtiyacımız var. Hemen ceketim, ayakkabım pat pat pat. Minibüs doğurmuş taksi. Hastanede nefesimi aldım. Kapıdan karşıladılar. Acilen kana ihtiyacımız var. Yetiş! İçeri girmedim. Dışarısı Merkez Efendi, Kozlu Mezarlığı, Yedi Kule Mezarlıkları, hepsi dolu. Hepsi dolu, arabayla dolu, ziyaretçiyle. Yol dat tut dat tut, adım adım ilerliyor. Bu gidişle ben kan nasıl bulacağım, nasıl temin edeceğim, nasıl yetiştireceğim? Taksiye bindim ya, taksinin içerisinde böyle fırsat verseler koşacağım. Taksici dikiz aynasından benim heyecanımı anladı. Yapacak bir şey yok. Yetişir miyim, yetişemez miyim? Çapa kan merkezinde aradığım kan var mı, yok mu? Yoksa Kadıköy, yoksa illa Kadıköy'e mi gitmem gerekiyor? Nereden bulabilirim? Ben zayıfım ama sıksalar en azından bir iki ünite kan çıkar. Bunu hesap ediyorum. Kalabalık bir otobüs durağına varsam da, ey yolcular, acilen bir kana ihtiyacımız var. Bu aradığımız kanda ihtiyaç olanlar varsa sizden kan istiyorum mu desem, onun kurgusunu da yapıyorum. Çapa kan merkezine geldik. Adım adım ihtiyacım olan kan derecesini söyledim. Elime uzattılar. Parayı bıraktım. Paranın üstünü aldım mı almadım mı farkında değilim. Kaptığım gibi gitmişim. Bu sefer taksiye biner miyim? Mezarlıklar, yollar hepsi yol tıkalı. Şu ceketi keşke giymeseydim. Ya bu ayakkabının botunda neyi kalın seçmişim. Hafif olsaydı koşardım. Bunu hesap ediyorum. Ama bir taraftan da koşa koşa gidiyorum. O canım kan elimde. Göğsüme bastırdım düşmesin diye. Yeni doğmuş bebek gibi. Koşarak gidiyorum. Baktım yol biraz açıldı. Taksiler dolu zaten de özel bir araba durur mu diye içine bakıyorum böyle. Bir geçti dolu, iki geçti dolu, üç, dört, beş derken durmayacaklar. Birine kanı gösterdim. Genç anladı. Hemen zıp durdu. Dedim ki acilen göğüs hastalıkları hastanesine. Kanı yetiştirmem lazım, beni bekliyorlar. Tamam abi dedi. Zız zız. Bastı gaza, gitti ama ileride yine trafik tıkanı. Şu bayram günü şu kadar insan bu şekilde yolun kenarına araba durduruyorlar. Hastaların olduğunu kimse hesap etmiyor diye sinirlenmeye başladı. Ben de onu teselli ediyorum. Hiç bakma sen, süratlenme, hızlanma, kaza yapacaksın. Zaten yakın, şunun şurasında az kaldı diye. Beni göğüs hastalıkları hastanesine getirdi. Kapıya kadar yeter dedim. Hayır, içeri kadar götürmem lazım. Hastanenin kapının önüne kadar getirdi. Ben ona dedim ki Allah hasta olan hastaların hepsini şifalandırsın. Hasta olmayanlara da hastalık vermesin dedim. Ve koşa koşa koşaradım. Üçüncü kat, dört numaralı klinik, 22 numaraya yetiştim. Kapıda hemşire beni karşıladı. Kardeşim nerede kaldın? Yetiş, hastayı kaybediyoruz. Götürdüm, kanı verdim. Hastamızı yan odaya almışlar, tek kişilik odaya. Ne olur ne olmaz
belki gözleri kayıverir de diğer hastalara moral bozukluğu olmasın diye yan odaya almışlar. Hasta, kanı verdiler. Şükür. Sonunu merak ediyorsunuz. İyileşti. İyileşti ama ben Sabri'yi o günden itibaren babasının atölyesine göndermedim. Çünkü Sabri'nin neredeyse gidecek olan canını yürüyen merdivenden koşar adam gittim, merdivenden kurtarmış gibi kabul ettim. O günden beri Sabri babasının atölyesinde çalışmıyor. Yani havasız bodrum katlarda, rutubetli odalarda çalışmıyor. Şimdi günlük güneşlik, sağlık sıhhat içerisinde hayatını deruhte ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben kendimi arkası yarın dinlermiş gibi buldum bir an. Hani efektler bile vardı diyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sabri iyi. Bunun sonu iyi. Sabri iyileşmiş. Ben evet. Kalbim git atıyor dedim. Eyvah Sabri de mi gidiyor diye. Neyse Sabri iyileşmiş. Bu hikayenin sonu güzeldi. Bizim programımızda da az bir zaman kaldı ama şöyle diyeyim. Biraz da bizim kraldan bahsedelim. Evet. Bizim kral ikinci değil mi kitap, hikaye kitabı? İkinci hikaye kitabı. Kaç tane daha var? İki tane de daha var. Birincisi, üçüncüsü İkindi Çayı. İsimleri hazır. İsimleri hazır. Kapaklarını ressama çizdirdim. Baskı aşamasında grafiker hazırladı. Hemen yani eli kulağında. Bu Ocak ayının içerisinde bu üçüncü ve dördüncü kitapta peş peşe hocam, çıkacak. Hocamızla yetişemiyoruz. İsimler çok güzel. Bu isimleri siz mi buluyorsunuz hocam? Yani hikayelere göre değil aslında, değil mi? Çok farklı. Yani hikayelere yakışsın diye ismi buluyorum. Mesela o Bizim Kral'da bir hikayeden kaynaklanan bir isim. İçindeki bir hikayeden alındı. İçinden bir hikayeden alındı. Dolayısıyla... Hocam kapaklarda yalnız İstanbul teması çok işleniyor. İstanbul'un özel bir yeri mi var? Evet. Hikayelerde Konya Ereğli, kapaklarda İstanbul. Doğru. Yaşadığım yer ve memleketim mi diyorsunuz? Yani etkisi olması lazım. Bir de tabii yaşadığımız bölgeye bir vefamız olsun istedim. Evet. Orayla ilgili de hikayeler kaleme aldım. Bunlar gerçek resimlerden mi alınma hocam? Bu ressamın çizmiş olduğu bir resim. İstanbul Yeni Kapı değil. Yeni Kapı Camisi'nin önü. Çok güzel. Ressam çiziyor sağ olsun. Ressam bir arkadaşımız var. Öyle mi? Evet. Üçüncü ve dördüncü kitabın kapaklarını çizen Bülent Kırınç diye bir ressam bir arkadaş var. Şu an tabloları revaçta tutulan, sevilen bir ressam. Evet. Yani ben biraz da okuyucuya kapağıyla da güzel bir şey olsun istedim. Kapağıyla da bir değer atfetsin. Baskısı da farklı hocam. Sanki canlıymış gibi duruyor değil mi? İstanbul'dan yani, bir sen canlı gibi duruyor. Yani. İkindi Çayı'nı da bekliyoruz. İnşallah. İkindi Çayı'nın içindeki hikayeler... Yine memleketten alınma var mı yoksa? İstanbul hikayeler var, değişik yerler var. Yani sadece memleket değil, İstanbul hikayeleri de var, değişik hikayeler var. Zaman zaman dergilerde yayınlanıyor. Ben de hikayelerin çoğunu zaten dergilere gönderememiştim. Hocam dergiden bahsedersek orada bir derginiz var galiba, yani, orada bir yazı vardı sizinle alakalı. Evet, İlesam'ın çıkarmış olduğu, yeni çıkarmaya başlamış olduğu bir dergi. Bu dergide gönderdim bir hikaye, basmışlar sağ olsunlar. Dil ve Edebiyat dergisi var, Eyüp'te yayınlanıyor, o bastı. Yedi İklim dergisi var, 35-40. Senesini kutluyor, Yedi İklim'de yayınlanıyor. Sonra Ankara'da Türk Dil Kurumu'nun çıkarmış olduğu Türk Dili dergisi var, onlar yayınlıyorlar. Şu an talep üzerine mi oluyor hocam yoksa sizin? Yani talep eden arkadaşlar da var. Örneğin Yedi İklim söylemişti bir dergi hikaye gönder basalım diye gönderdim. Türk Dil Kurumu'nun dil ve edebiyat veya Türk Dili dergisini talep etmedi ama gönderdim. Hemen göndermez basmışlar. Hocam bu size ağır bir sorumluluk yüklemiyor ama Türk Dil Kurumu deyince hani dil olarak endişeniz oluyor mu? Hani iyi kullanırım
Yani karşılığı nasıl olur diye. Türk Dil Kurumu bu konuda beklentilerime cevap veriyor. Yani hikayeme dokunmamışlar. Güzel öyle Türkçeyi mi? Evet. Çok güzel. Eski Türk Dil Kurumu imajı yavaş yavaş yıkılıyor. Evet. Çünkü eski Türk Dil Kurumu'nda uydurukça ismini verdiğimiz uydurulan kelimeler çoktu. Onu yazan yazarlara rağbet vardı ama şu an günümüz insanının kullandığı Türkçesini kullanıyorum ve rağbet görüyor. Rahatlıkla herkes anlayabildiği için, akıcı olduğu için. Ben okuduğum kadarıyla hocam çok ağır bir diliniz yok. Yok. Ben özellikle tercih ediyorum akıcı olmayı. Yani bir dere akıntısı gibi şırıl şırıl akmalı. Yani yoksa, Türk Dil Kurumu deyince sanki ağır ağdalı bir dil varmış gibi, yani anlayamıyormuşsunuz gibi. Bazı kitapları okursunuz, o kitap sizi okur. Evet. Öyleymiş gibi biliniyor değil mi toplumda? İşte öyle bir imaj var, şu anki Türk Dil Kurumu onu yıkıyor. Yani evet. Bunu şuradan anlıyorum, yayınlamış olduğu dergilerden ve tavsiye etmiş olduğu kitaplardan bunu anlıyorum. Ki ilk hikayemi gönderdim, gönderir göndermez bastılar. Yani sırada onca hikaye olmasına rağmen hemen neye dikkat ediyorlar hocam içerik olarak? Hani gençlerimiz vardır, çeşitli hikayecilerimiz vardır. Belki onlar da bu yoldan gitmek isteyeceklerdir. Yani siz bilirsiniz, hani tecrübelisiniz bu konuda. Şöyle neye diyeyim, dikkat ediyorlar? Ne istiyorlar mesela? Benim hikayelerin yayınlayan kesim A kategorisinde olan dergiler olduğu için hepsinin farklı farklı dikkat ettikleri nokta var. Ancak yani Türk Dil Kurumu'nun da dergiyi çıkaran yöneticiler elinden binlerce veya on binlerce hikaye geçtiği için en azından yayınladıkları hikayelerin de olgunlaşmış, demlenmiş olmasına dikkat ederler. Ha, hani çala kalem yazılmış hikayeler değil de dört başı mamur hikayenin düşünülmüş tabii süzgeçten geçirilmiş, yapmacık olmayan kelimeleriyle, cümleleriyle, anlamlarıyla, kelimelerdeki yüklenen anlamlarıyla ve hikayenin içerisinde genel ruhuyla barışık olan, yapmacık olmayan hikayedir diye tahmin edebiliyorum yani. Hocam kitaplar gelecek nesillere ve yüzyıllara kalacak. Tek servet, tek hazine diyebiliriz değil mi? Yani elbette. Ben şu an kapanmış olan bir holding benim kitaplarımı basmak için istekte bulunmuştu. Sevinmiştim. Bir holding bazında kitaplar yayınlanacak. Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç ve onun gibi 20'ye yakın yazar, tespit edilmiş olan yazarların içerisine dahil ettiler. Benim kitabı da basacaklardı. Ancak holding kapandığı için tekrar reçete yayınları basmak durumunda kalıyor. Ben bunu şu açıdan sevinmiştim. Türkiye genelinde her tarafa, en ucu köşelere kadar dağılacak, yayılacak diye sevinmiştim. Ama İnşallah bu en ucu köşelere kadar, yani Şırnak'ın bir köyüne kadar gitsin istiyorum. Dağıtımda sorun çok mu yaşanıyor hocam? O köşelere kadar dağıtılsın istiyorum. Bunu tabi basma aşamasında tıraş da önemli. Bir de duyurulması da önemli. Ses getirecek. Şunun şurasında kitaplar yayınlanalı bir sene olmadı. Şu an ilaç namına isteseniz elimde yok. Yayın evinde de yok gerçekten. İkinci, üçüncü baskılar hazırlanıyor. Rağbet ve gördü yayınlanış amacına ulaşıyor yavaş yavaş. Hocam siz okullara da gidiyorsunuz. Öğrencilerle de buluşuyorsunuz. Yani bazı okul müdürlükleri istekte bulunuyor. Zannediyorum İstanbul Valiliğine müracaat etmişler. Yazarlar Birliği'ne müracaat etmiş. Yazarlar Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de böyle bir şeyi evet. Var değil mi? Projesi yazarlar vardı. Okullarda projesinde yazar arkadaşlar okullara gittiler. Oralarda konuştular. Tabii ben yazar olarak geldim diye okul kapısını aşındırmıyorum. Ancak evet. Talep eden okul müdürlükleri vasıtasıyla talep edildiği zaman gidiyorum. Vaktimin, zamanımın müsaade ettiği ölçüde gidip öğrencilerle beraber konuşabiliyoruz yani. Birebir gözlerindeki ışıkla birlikte
yazılanların boşa gitmediğini görebiliyoruz. Yani 10 yıl, 20 yıl geçmesini beklemeden. Ben sizin katıldığınız bir söyleşiye ben de seyirci olmuştum. Hatırlarsanız Büyükçekmece'de. Evet. O programdan sonraki öğrencilerin ilgisini ben bile hayran kaldım. Doğru. Ben hiç o kadar ilgi olacağını tahmin etmiyordum açıkçası. Yani öğrenciler hani gelirler, dinlerler. Ama sanırım sizin bu gösterinizin de etkisi muhakkak olmuştur ama çok ilgiliydiler. Hemen etrafınızı sardılar değil mi? Evet. Size bir hayal kahramanı olarak bakıyorlar bence. Evet. Bunu hissediyor musunuz? Yani bunu tabii hissediyorum. Ben de bu öğrencilerin beklentilerinin boşa gitmemesi açısından yazının kaliteli olmasına önem veriyorum. Yani eğer bir okulda örneğin 500 kişilik bir okula gittim, o okulda 200 kitap dağıtılmış ve hala yazarın başka kitapları var mı diye bekliyorlar, soruluyor. Edebiyat öğretmeni dedi ki, Bekir Bey, ilk defa sizin kitapların ikinci ve üçüncüsünü soranlar var. Yazarımızın daha başka kitapları yok mu diye sordular. Gönderilen 200 kitabı biz dağıttık. Hala bir 200 kitap daha olsa giderdi diye söylediler bunu. 500 kişilik okulda söylediler. Yani bu öğrencilerin rağbet ve beklentilerinin boşa gitmemesi için inan ben de hikayelerime biraz daha dikkatli davranıyorum. Yani adımlarımı daha dikkatli atıyorum. Daha kaliteli hikayeler çıkartmak için. Beklentiyi yükseltiyor değil mi? Yükseltiyor, evet. Yükseltiyor. Aslında güzel bir şey. Yani bizim de yazma kabiliyeti ve sanatın güzelliği açısından, güzel olması açısından daha da önemli. Kendini yeterli bulmama ve sürekli geliştirme elbette, anlamında da. Elbette. İlk yazdığınız kitapla son yazdığınız kitap arasında çok fark olacaktır. Olmalı. Olmalı. Ona göre işte bu yeni yazdığım hikayelerden bir tanesiydi. İlesam'da çıkan. Türk dilinde çıkan yine yeni yazdığım hikayelerden bir tanesiydi. Hatta iki gün önce Nidai Sevim diye bir arkadaşımız var. 6 tane kitabı yayınlandı. O okumuş son bir hikayemi. O dedi ki, Bekir Bey, şu an sizin yazdıklarınız sizi aşmış durumda dedi. Nasıl yani dedim. Şu an siz bulunduğum konumda değilsiniz dedi. Yani tanınma açısından söyledi. Bunu hikayelerin kalitesi açısından da söyledi. Okuduğu bir hikayeye dayanarak söylüyor. Tabii bunları ben aktarıyorum, duyuyorum ama her duyduğumda da omzumdaki yük biraz daha ağırlaşıyor. Biraz daha dikkat etmeliyim. Bu beklenti ve görüşleri boşa çıkartmalıyım diye öyle bir düşünce de hakim yani. Başarılarınızı takip edeceğiz efendim hocam. İnşallah. Devamını diliyorum demeyeceğim. Devamını geleceğini biliyorum. Zaten o yoldasınız. Çok teşekkür ediyorum. Programa katıldınız. Rica ederim. Onurlandırdınız. Ama bu haftaki programımızın da sonuna geldik. İnşallah diğer kitaplarınız çıktığı zaman inşallah biz var oluruz. İnşallah siz yine bizim konuğumuz olursunuz. İnşallah. İkindi çayına da beraber konuşuruz. Oradan da bir hikaye okuruz. İnşallah. İnşallah. Edebiyat için, hikaye için hizmetinizdeyim. Çok teşekkür ederim. Ben de her zaman edebiyat için, sizin için hizmetinizdeyim. Evet sevgili izleyiciler, bu hafta Nesli İstanbul'un sonuna geldik. Haftaya inşallah yine değerli bir edebiyat dostu konuğumuzla tekrar huzurlarınızda olacağız. Şimdilik esen kalın efendim.